Mehmet Tezkan, Halk TV.com.tr Erdoğan kaybederse ne olur? Geçenlerde bir tartışma programına gözüm takıldı. Ekranın altında büyük puntolarla yazmışlar. İmamoğlu kaybederse ne olur? Başlık dikkatimi çekti. Bir süre izledim. Konuşmacılar çok iyi olacağının, İstanbul'un yeniden hizmete kavuşacağını söylediler. Ben aksi düşüncedeyim. Sadece İstanbul için değil, Türkiye için çok kötü sonuçları olacak. Nedenini defalarca yazdım. 31 Mart'a kadar yazmaya da devam edeceğim. Tartışma programını izlerken aklıma şu soru düştü. Erdoğan kaybederse ne olur veya Erdoğan kaybederse ne olmalı? Şimdi denilecek ki bu yerel seçim Erdoğan'la ne ilgisi var? Erdoğan 28 Mayıs'ta %52 ile ipi göğüsledi. O yarış bitti. O yarış bittiyse neden Cumhurbaşkanı forsuyla meydanlarda neden partime oy vermezseniz hizmette gelmez diyerek bir anlamda seçmeni tehdit ediyor? Neden sanki düşman yönetimindeymiş gibi İstanbul'u geri almaktan söz ediyor? Neden Cumhurbaşkanı devlet başkanı gibi davranıp yerel seçimi izlemekle yetinmiyor? Neden kendine oy veren 27 milyon 834 seçmeni koruyup kollayacağını söylüyor? Çünkü Erdoğan için seçim yarışı bitmedi. Çünkü bu seçimi almak 2028'e giden yolu açacak. Çünkü bu seçimi alırsa lider parti devlet yapısını kalıcı hale getirecek. Çünkü bu seçimi alırsa muhalefetsiz, medyasız, sivil toplumsuz, dikensiz gül bahçesi yaratacak. Peki ya kaybederse? Çok istediği İstanbul'u, Türkiye'nin merkez kentlerini, İzmir'i, Muğla'yı, Antalya'yı, Eskişehir'i, Mersin'i, Çanakkale'yi, Trakya'yı, Güneydoğu'yu, Karadeniz'in bazı kentlerini kaybederse ne yapacak? Bu yerel seçim adaylar kaybetti diye üzerine yatamaz. Neden mi? Karadeniz turu atarak seçim kampanyası başlattı kendisini ortaya koydu. Oy verirseniz hizmet gelir bile dedi. Yarın öbür gün İstanbul'a gelecek, ilçe ilçe gezecek, oy isteyecek. İstanbul'da İmamoğlu'na, Ankara'da Yavaş'a karşı yarışa girecek. Kim bilir neler söyleyecek. Daha önemli bir neden daha var. Mayıs seçimi öncesi halk resmen kandırıldı, aldatıldı. Erdoğan, Medya Ordusu kanalıyla faizlerin daha da düşeceği, yaz aylarında ülkenin rahatlayacağı, enflasyonun kontrol altına alındığını, en kötünün geride kaldığını söyledi. Tam tersi oldu. Seçmen oyunu kullanırken aldatılmanın, kandırılmanın bedelini ödetebilir, fatura kesebilir. Bu sebeple diyorum ki Erdoğan kaybederse ne yapacak? Beştepe'ye, sarayına, külliyesine dönüp hiçbir şey olmamış gibi bir Nisan günü başlayamaz. Eğer demokratik ülkeysek, Erdoğan büyük illeri kaybederse, partisinin oy oranı düşerse erken seçime gitmek zorunda. Gitmezse o zaman demokrasiden söz etmenin anlamı yok.